Dinozorlar 66 milyon yıl önce aynı bizim gibi bu dünyada hüküm süren bir canlılar topluluğuydu. Ama bir asteroid bu durumu ilelebet değiştirdi. Dar bir açı ve binlerce kilometre hızla dünyayı hedef aldı. Nihayetinde gerçekleşen çarpışma ise 10 milyar atom bombasından daha fazla bir patlayıcı güce sahipti. Erimiş enkazın yanması ve küresel orman yangınlarının başlaması nedeniyle tüm dünya resmen kızgın bir fırına döndü. Hatta çarpmanın depremleri onların da volkanik patlamaları tetiklediği düşünülüyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de toz bulutları yaklaşık 15 yıl boyunca dünyayı güneş ışığından mahrum bıraktı. Sonuç ne mi? Tüm canlı türlerinin yaklaşık %75'i yok oldu. Timsahlar suya dalıp uzun bir süre boyunca leşlerle beslendi. Dişleri olan kuşların nesli tükendi ancak gagalılar timsahlarla benzer kaderi paylaştı ve hayatta kaldılar. Peki ya biz? Benzer bir senaryodan akıllı bir tür olan insan nasıl kurtulur? Aynı asteroid tekrar aynı yeri aynı hız ve açıyla hedef alırsa ne olur? Çarpışmadan haberdar olmadığımız ve olduğumuz senaryolarda elimizden ne gelirdi? Ve nihai soru, insanoğlu dinozorlarla mı yoksa kuşlar gibi timsahlarla mı aynı kaderi paylaşır? Milyonlarca insan saniyeler içinde yok olurdu. Zira Orta Amerika ve ABD'nin güney kısımları çarpma nedeniyle anında buhar olacaktır. Keza çarpmanın sesi bile 1500 kilometre ötede duran birini öldürmeye yeter. Dakikalar içinde yazılı tarihte olmuş herhangi bir depremden çok daha güçlü olan yaklaşık 10 büyüklüğündeki depremler meydana gelecektir. Depremler yeryüzünde, tsunamiler ise kıyılarda dalgalanacak. Söz konusu tsunamiler ise 100 metre kadar derinliğe ve yüksekliğe ulaşabilecek kadar güçlü olacak. Bu ne mi demek? Potansiyel olarak 3 milyardan fazla insanın su altında boğularak ölmesi demek. Dünyanın her tarafında radyoaktif döküntü sığınakları var. Ülkemizdeki Derin Kuyu ve İran'daki Nuşabat gibi dünyanın dört bir yanındaki yeraltı şehirleri de milyonlarca insan için güvenli sığınaklar olabilirler. Bunlarla birlikte madenler ve metrolar gibi diğer geçici sığınakların varlığını düşününce milyarlarca insanın patlamanın ilk etkilerinden kurtulabilmesi muhtemel. Ancak şiddetli depremler sonucu yıkılmadıklarını varsaysak bile bu sığınakların çok azı aylar veya yıllar boyunca kendi kendilerine yetecek şekilde tasarlanmıştır. Bu demek oluyor ki sadece devletlerin ya da aşırı zenginlerin yaptırdığı birkaç düzine ileri teknolojiye sahip kıyamet sığınağı uzun süreli koruma sağlayabilir. Fakat kurtuluşa yönelik en büyük zorluk uzun vadede ortaya çıkardı. Her yeri kaplayan toz bulutu ekinlerin dünya genelinde ürün vermemesine sebep olurdu. Gıda stokları zamanla tükenir ve tatlı su kaynakları asit yağmurları nedeniyle zehirli hale gelirdi. Kıtlık bir numaralı katil olur ve bu potansiyel olarak milyarlarca ölüm demek. Fakat muhtemelen bu zorlu ortama bile uyum sağlamayı bir şekilde başarırdık. Küçük gruplar kıt kaynakları paylaşarak, enkazları karıştırarak ve geçici tarım girişimlerinde bulunarak bir şekilde hayatlarını sürdürebilirler. Fakat insanoğlunun eski varlığından eser kalmazdı. Ama ya asteroidin gelmekte olduğunu bilseydik, bu olaya nasıl hazırlanırdık? Eylül 2022'de NASA'nın DART uydusu ufak bir asteroide çarptırıldı. Çarpışma başarıyla sonuçlandı ve asteroidin yörüngesi 32 dakika yavaşlatıldı. Ama bu yöntem dinozor katili için pek de işlevli sayılmaz.
Çünkü NASA'nın vurduğu asteroit dinozorları helak edene kıyasla minnacık kalıyor. Dinozor katili ise Everest Dağı'ndan bile büyüktü. Böylesi bir asteroidin yönünü saptırmak çok daha büyük bir sorun teşkil ediyor. Neyse ki gökbilimciler Güneş sistemimizdeki 1 kilometreden büyük tüm asteroitlerin bir haritasını çıkardılar. Bunların hiçbiri de yakın bir zamanda Dünya'ya çarpacak gibi görünmüyor. Ayrıca asteroid kuşağından gelecek herhangi bir cisme hazırlanmak için önümüzde yıllar olurdu. Ama ya birini gözden kaçırırsak, neredeyse hiç uyarı vermeden yüksek hızlarla birdenbire belirebilirler. Bir saptırma misyonu için önümüzde birkaç ay ya da uzun yıllar olsa da bir yedek plana ihtiyacımız var. İlk eylemimiz Yucatan Yarımadası ve civar bölgeleri tahliye ederek milyonlarca insanı ilk patlamadan kurtarmak olurdu. Sonrasında gökten yağan meteorlara ve güçlü depremlere dayanacak şekilde sığınaklar inşa ederdik. Maden kuyuları ve derin mağaralar nükleer reaktörlerle çalışan ve dikey çiftlikleri destekleyen yeraltı şehirlerine dönüştürülebilir. Dünya genelinde 20 bin kilometreden fazla metro tüneli bulunmakta. Bunlar teorik olarak 1 milyardan fazla insanı barındırabilecek birbirlerine bağlı yeraltı şehirlerine dönüştürülebilirler. Tohumlar, besi hayvanları ve doğal kaynakların korunması çok kritik olurdu. Ancak korunması en önemli olan kaynak muhtemelen su olurdu. Asit yağmuru kirlenmesinden korumak için aside dayanıklı malzemelerle kaplanmış derin su siloları kazılarak su dış etkenlerden korunabilir. Sınırlı kaynaklarla bol miktarda besin yetiştirmek için insanlar yeni ve tuhaf bir tarım çeşidine yönelirdi. O da yosun yetiştiriciliği. Pek iştah açıcı olmasa da yosunlar ideal bir acil durum besin kaynağı sayılır. Oldukça verimlidirler. Düşük ışık koşullarında ve dikey olarak minimum arazi kullanılarak yetiştirilebilirler. Yeniden ortaya çıkma vakti gelince ise genetik ve jeomühendislik girişimleri ile gezegenin tekrardan hayat bulmasını dramatik bir şekilde hızlandırabiliriz. Dünya bir daha asla eskisi gibi olamazdı. Ama memeli atalarımız gibi biz de bir şekilde hayata tutunarak yeni bir çağın kilidini açardık.